Gazete manşetlerinde takım haberlerine geçiyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dün oynanan maçlarına dair ekranlarınıza maç sonrası yaşananları açıklamaları getirdik. Peki manşetlere nasıl yansıyor bu iki takımın galibiyeti? Hemen foto maçın 3. sayfasıyla başlıyoruz. Dün Rams Park'ta 10 Kasım sebebiyle bir koreografi de vardı. Hemen o görüntüler de gazete içerisinde yer alıyor. Ataya saygı duruşu başlığıyla Aslan'ın Dünya Yıldızı yine başrol oynadı. Gol sanatçısı deniyor kendisi için. Osimen'den bahsedilmiş. Victor Osimen müthiş bir kafa vuruşuyla perdeyi açtı. İkinci golde ise fırsatçılığıyla öne çıktı. Nijeryalı forvet zirve yolunda Samsun Spor'u yıktı. Süper yedek Miçi, Miçi Batşuayı bu sezon sonradan oyuna girip rakip fileleri havalandırmasıyla dikkat çekti. Batşuayı bu sezon Sarı kırmızılı formayla resmi maçlarda 5 gol atarken 4'ünü sonradan oyuna girerek kaydetti. Dün akşam da golünü atmayı başardı. Vanat'e geçeceğiz. Hemen 5. sayfada Fenerbahçe Net Global Sivas Spor mücadelesine dair haberler var. İki sürpriz ve zafer. Cezası sebebiyle Sivas maçını tribünden takip eden Mourinho ilk 11'de iki sürpriz yaptı. Sametle ile Mert Hakan'ı ilk 11'e koydu. İki oyuncu perdeyi açan golün mimarlarıydı. Yiğido'yu farklı yenen Kanarya milli araya ikinci olarak girdi. Hoş geldin Samet. Amili takımımızla harika bir Euro 2024 geçiren Samet'e kaydın. Bu sezon Fenerbahçe'deki stoperler arasında dördüncü sıradaydı. Jose Mourinho Sivaspor karşısında bu sezon ilk kez Samet'i ilk 11'de oynattı. Daha önce 2-2 biten Samsun Spor deplasmanında sonradan oyuna giren 30 yaşındaki oyuncu Kadıköy'de takımını öne geçiren gol atmayı başardı. Dushan de boş geçmedi. Sarı lacivertlerde kaptan olarak sahaya çıkan tadi çok iyi bir performans sergiledi. 54'te penaltıdan Sivas ağlarını salladı. Acun Ulucalı'dan salvolar. Acun Ulucalı Galatasaray'ın pozisyonları yabancı hakemleri izletme konusundaki açıklamaları sonrası kaçtılar dedi. Ilıcalı Galatasaray'a adaletsizliğe tepki çığ gibi büyüyor ifadelerini kullandı. Sabah gazetesi İcardiye selam zirvede devam başlığıyla karşımıza çıkıyor. Bakalım birlikte sayfanın detaylarına. Arjantin Yıldız'ın yokluğunda merak edilen sarı kırmızıları Osimen 3'e 3'te öne geçirdi. 50'de en çam penaltıdan dengeyi sağlayan isim de Nijeryalı futbolcu 55'te yeniden sahneye çıktı ve Batshuayi de skoru 3'e getirdi. Icardi sahaya indi ve üçlü çektirdi. Hemen o görüntüleri de görüyorsunuz bu sayfa içerisinde. O simende de bir Icardi forması vardı. Bunu da taraftara gösterdi. Sabah gazetesinde. İstemiyorsa gidebilir. Yine az önce ekrana getirdiğimiz haber. Muslera'dan Mourinho'ya sert sözler başlığıyla yer almış. Okan Buruk iki penaltı aradan çıktı. Kolay penaltılar bir yerde bekliyorduk. Bugün oldu. Yani dün maç planlamasından da şikayetçiyiz diyor kendisi. Hürriyete geleceğiz. 21. sayfaya Samet Akaydın var burada. Fenerbahçe hayata döndü. Hafta içi Avrupa Ligi'nde şok yenilgi alan Kanarya Süper Lig'de Sivas'ı dağıttı. Mert Hakan'dan Musaray'a cevap geldi demiştik. Hocamız hakkında konuşmasınlar, mahcup olurlar dedi. Maçın yıldızı komutan Mert Hakan parladı demiş Hürriyet. Maçın olayı bölümünde Mourinho'dan sürpriz isimler. Samet Akaydın ve Mert Hakan'ın ilk 11'de başlaması. Kader anıysa penaltı ve Livakovic dokunuşu şeklinde tercihler yapılmış Hürriyet'te. Milliyete geleceğiz. Kasım kasım kasılıyorlar. Galatasaray bu ay içindeki ikinci büyük maçından da zaferle ayrıldı. Ve aynı tarifeyi uyguladı. Avrupa Ligi'nde yenilgisi Tottenham'ı sahaya dar eden Cimbom. Dün ikincisi ve takipçisi Samsun Spor'u eli boş yolladı. Aslan, Osimen ve Batçu Ay ile 3 puana ulaşırken Samsun Spor penaltılarla rakip ağları sallamaya, sallamayı başardı. Osimen'le ilgili altın kafa başlığı da yer almış. Samsun Spor'u iki kafa golüyle devirmeyi başardı. Gazete manşetlerindeki bu bölümü noktalayalım Fenerbahçe ve Galatasaray kısmını devam edeceğiz. Gazetelere gelmeden önce haberleri bir ekranlara getirelim. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ta Başakşehir ile karşılaştı ve bu mücadele 0-0 eşitlikle bitti.